Şaban abi, Şaban yavaş abi. Yavaş ol oğlum, peşinde apaçiler mi var? Hayır abi, oy sandığını çaldılar. Rumeli sandan denize dökecekler. Ha? Haydutlar. Ringo şimdi işi halleder. Durun lan, ne yapıyorsunuz? Ha? Atlayın suya. Çıkarın çuvalı. Yapma be abi. Atlayın dedim. Aman abi yapma. Kış günü, su buz gibi buz. O halde son duanızı edin. Atlayın lan. Çabuk olun, getirin çuvalı. Bozuluyor mu? Sallanmayın. Tamam abi. Şimdi mahalle muhtarlığının bir nolu emri. Sabaha kadar denizin içinde nöbettesiniz. Ne nöbeti abi? Zatürre nöbeti. Gülme lan. Yapma be Şaban abi. Atlayın lan. Gece yarısı gelip kontrol edeceğim. Denizin içinde bulmazsam Kızıldereli gibi kafa derinizi yüzeceğim. O kadar. Doluyorum. Koş lan, çuvalı getir. Şaban, Şaban, 2999. Şaban, 3000. Şimdi sonuçları açıklıyorum. Muhtar adaylarından Şabanoğlu Şaban 3000 oy. Eski muhtar Yaşar Şerefli Koç 1 oy. Susun, susun. Sus. O oyu da kendisi vermiştir zaten. Neticeye göre Şaban muhtarımız oldu. Çuvalın içinden birkaç tane izmaritle bir de lüfer çıktı. Dur bakayım. İzmaritleri tava yapın yiyelim. Bu lüferi de muhtar Yaşar artık münasip bir yerine. Al al. Olmaz, olamaz, itiraz ediyorum. Arkadaşlar, seçime itiraz var. Ne diyorsunuz? Bir, iki, üç! Üçüncü! Dal, dal, dal! Cimdal, cimdal, dal! Yaşar! Yaşar! Al, al! Görürsünüz siz, ben göstereceğim size! Anam da böyle diyordu! Muhtar Şaban'a kul oldu! Şaban, 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 Şaban! Görürsünüz siz, gösteririm size! Sana bir çuval inciri berbat ettin. Ahmak herif! Ama beyefendi, kabahat... Kabahat seni adamdan sayanda! Defol gözüm görmesin, hadi! Defol! Defol dedim sana, defol! Sümsük herif! Peki, ne olacak şimdi? Bütün umudumuz, milyonlarımız bağlandı kaldı. Tamam, anladık be! Bir çaresine bakarız. Her şeyin bir çaresi vardır. Sen de orada nispet yapar gibi sırıtıp durma! Bak! Ne yapacağız biliyor musun? Şöyle görkemli bir davet verelim. Şaban olacak belaya da bir davetiye. Geldi mi köşke? Geldi diyelim. Ha, hele bir gelsin, ondan sonrasını bana bırak. Bir izzet, bir ikram kendisine. 2-3 viski, biraz pof pof. Yağcılığın daniskası! Sen şusun, sen böylesin falan... ...gözünü boyadık mı?
Soktuk mu bu odaya? Attık mı önüne paraları? Şöyle birkaç yüz bin. Cimriliği bırak be. Herif hem muhtar hem dayı. 1 milyon, 2 milyon icabında. Paranın açamayacağı kapı yoktur. Tamam mı? Ha? Desene büyük halk kahramanı. Açık arttırmada. Şahsınız adına vereceğimiz davete onur vermenizi rica ederim. Muhteşem halka kul. Soyadı biraz şüpheli. O biçime benziyor. Allah'a şükürler olsun. Muhteşem efendi bükemediği eli öpüyor. Abimizi ziyafet için şöyle bir güzel süsleriz. Evet, çok yakışıklı ve de cazip olmam lazım. Abi böyle oluyor. Ya, sonra Kızılderililer karşımda... kemendimi bir salladım. Salladım. Ben hep sallarım zaten. Bir attım, 15'ini birden yakaladım. Ne sert pazılarınız var. Ellenince sertleşen başka yerlerimiz de var. Davetimize şeref vermekle bizi ihya ettiniz. Nasıl, keyfinizden memnun musunuz? Çok. Lafımı kesme. Tam Kızılderilileri yakalayıp... Anlıyorum da sizinle özel bir şey görüşmek istiyordum. 5 dakika yazıhaneme geçebilir miyiz acaba? Olabilir. Özel bir şey görüşecekmiş. Sonra Kızılderililere devam ederim. Sert yerlerimi de gösteririm. 2 milyonluk şu küçük hediyeyi kabul eder misiniz Şaban Bey? Neye karşılık? Dostluk ve... Ve ne? Mahalledeki bütün çıkarlarımızı korumak karşılığı. Bütün gecekondular yıkılacak... yerine böyle blok apartmanlar yapılacak. Sonra? Sonra 3 milyon lira daha vereceğiz size. Sanırım anlaştık. Ne derler? Paranın yüzü, validenin gözü. Sen ne eşyoleşeceksin sen? Anlayamadım beyefendi. Tekrar depoda mı çalışmak istiyorsun? Evet efendim. Seni bir türlü anlayamıyorum Kerim. Her memur terfi etmek ister, sense gerilemek istiyorsun. Halbuki ben seni yanıma yardımcı olarak almayı düşünüyordum. Sağ olun şefim. Siz beni depoya verin. Bana en büyük iyiliği yapmış olursunuz. Peki. Madem ki bu kadar ısrar ediyorsun, istediğin olsun. Çok teşekkür ederim efendim. Hoş geldin patron, ben yardımcınız Murtaza. Memnun oldum Kerim. Burası benim için yabancı sayılmaz. Yıllarca burada çalıştım. Öyleyse kitap kokusuna alışkınsınızdır. Hem de nasıl? O kokuyu hiçbir kokuyla değişmem. Durun, size bir hoş geldin kahvesi yapayım. Bak kimler geldi. Kimler? Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Merhaba bacılar. Merhaba. El öpenleriniz çok olsun. Maşallah. Ne kadar da büyümüşler. Oturun. Buyurun oturun. Hayrola? Hangi rüzgar attı sizi? Sorma bacanak. Buraya tayin ettiler. Kasımpaşa Ortaokulu'na. Adıyaman'dan İstanbul'a mı? Sorma bacanak. Perişan olduk.
Burada sizden başka akrabamız da yok. Biz de kalktık, size geldik. Eşyalarınız nerede? Emanetçiye bıraktık enişte. Sizi de rahatsız ettik. Kusura bakma bacanak. Üzme canını damat. Sittin seni ev bulamayacak değilsin ya. Öyle ama kiraların çok yüksek olduğunu söylüyorlar. Canım olmazsa burası da sizin eviniz sayılır. Kesinize göre bir yer buluncaya kadar burada kalırsınız. Eksik olma anne. En kısa zamanda tekrar Anadolu'ya tayinimi isteyeceğim. Biz İstanbul'da nasıl yaşarız? Biz yaşıyoruz ya. Sen buna yaşamak mı diyorsun kayınvalide? Misafir geldi galiba. Ben kimin geldiğini çok iyi biliyorum. Olmaz böyle şey Kerim Efendi. Nedir olmayan Hacı Bey? Şu anda hanede kaç kişi ikamet etmekte he? Sana ne? Sen muhtar mısın? Misafirse misafir. Misafir mi? Ya demek misafir. Burası ev, otel değil. Ben evimi size kiraladım. Bütün sülalenize değil. Yarın bu misafirleriniz gidecek evimden. Yoksa pişman ederim. Kes sesini be. Elinden geleni ardına koma. Pişman edeceğim. Yarın gitmezlerse dünyayı zindan edeceğim onlara. Göreceksiniz, zindan edeceğim. Böyle dünyanın. Kerim abi. Kerim abi merhaba. Merhaba. Hoş geldin Hüsnü. Depoya döndüğünden beri satış bölümüne uğramaz oldun. Baktım ki senin geleceğin yok, ben gideyim dedim. Ya şey, burada işler o kadar fazla ki. Hem bak sana ne getirdim ya. Otursana. Nihayet Serap'la evleniyorsunuz ha. Çok sevindim. İnşallah nikahımıza gelmemezlik yapmazsın. Nikah şahidimiz olacaksın ha. İnşallah. Başka ne var ne yok? Süren'den zengin bir oğlan da çıkıyor abi. Kemik gibi bir arabayla Suhandan'ı daireye kadar getiriyor herif sabahları. Akşamları da yine o ağlıyor. Yakında nişanlanacaklarmış diye duydum. Öyle mi? Oğlum da göreceksin hani. Suratsızın teki. Suhandan onda ne buluyor anlayamıyor. Suhandan ne istediğini bilir. Hayrola, ceryanlar mı kesik? Evet. Öğleden sonra iki adam geldi. Biri su sayacını mühürledi, öbürü elektrik sayacını mühürledi. Hiya parayı ödememişmişiz. Şimdi anlarız. Dur bacanak! Bu mühürlerin hiçbir resme özelliği yok. Su damacanalarına takılan kurşun parçası bunlar. Görmüyor musun? Dokunulmamış bile. Sadece sigorta gevşetilmiş. Hacı Bey, Allah'ın bahşettiği nefesi boşuna mı, yoksa dolusuna mı harcayalım, şimdi görürüz. Değmez bacanak, boş ver. Kavga etsek biz iki, onlar dört kişi. Bizi haklarlar. Bırak Allah'larından bulsunlar. Ben onlara yapacağımı biliyorum. Kirkor der mi efendim? Ne diyorsun sen be abi? Yani kiracıları koruma derneği demek istedim. Dernek mernek değil burası. Trikotaj atölyesi. Ama nasıl olur?
Daha evvel bu numarayla dernekle konuşmuştum. Sizin gibi arayanlar çok burasını. Hayri Güngör adında biri bize ayda 50.000 lira verip bu telefonu kullanıyordu. Başına da bir kız oturtmuştu. Ama bir aydır ortalıkta gözüktükleri yok. Toz oldular gittiler. Demek dolandırıldık. Ha, şunu bileydin. Bir taraftan dolandırıldık. Bir taraftan fiyatların yanına yaklaşılmıyor. Çocukların ayakkabıları iyice eskidi. Perihan durmadan insan içine çıkacak bir kılığının olmadığından yakınıyor. Benim de üzerime giyecek ikinci bir elbisem yok. Ha, buyur. Bana mı söyledin? Hayır, kendi kendime konuşuyorum. Kemerleri sıkmak zorundayız. Dış borçlarımız hayli kabarık. İyi ama neyimizden kısıntı yapabiliriz ki? Sabun harcanmasın diye hiç çıkarmayalım mı? Kimse görmüyor diye iç çamaşırı giymeyelim mi yani? İşime yürüyerek gidebilir miyim? Dünyanın yolu. Buna ayakkabı dayanmaz. Yalın ayak gidersem bu sorun da ortadan kalkar. Kabul. İşime yalın ayak ve yürüyerek gideyim. Peki Mercedes'lerle gidenler ne olacak? Onlar da yokuş aşağı inerken kontak kapatır, kendi paylarına düşen tutumluluğu gösterirler. Hiç zannetmiyorum. Durmuş herif, vicdansız herif! Kim o? Kim olacak kardeşim, müteahhit! Anlaşılan iyi bir kazık yemişe benziyorsun. Hem de nasıl kardeşim, evsizlik zor şey. Hanımın üstelemesine dayanamayıp bir kooperatife yazıldık. Müteahhit gitgide artırdı istediği parayı. Biz de gitgide daha zor duruma düştük. Sonunda hanımın bilezikleri falan gitti. 5 kuruş verecek gücümüz kalmadı. Bugün yarın teslim ediyorum derken çekip gitti yurt dışına. Bize de kavaslarla temel kazıkları kaldı. Afiyetle üstüne oturursunuz. Ah, ben yandığımda kim yansın kardeşim? Nasıl bağırmazsın? Yangın var! Evet, yansın, yanıyoruz! Yangın var diye! Eyvah, ortamız yanıyor! Yangın, yanıyoruz! Hadi yanıyoruz kapılara! Hadi gidin, yangın! Hadi gidin, yangın! Durun! Yangın filan yok! Arkadaş yediği kazıkların acısından yanıyor. Allah'ım sen bu millete acı, yediği kazıklardan koru. Gelin, gelin! İnanın sevincimi nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum. Müjde bacanak, müjde! Hayrola? Tayinim geldi. Nereye? Mardin'in Savur ilçesine. Mardin'in Savur ilçesine mi? Evet. Allah'ın işine bak, herkesin sürgün olarak gittiği yere sen sevinerek gidiyorsun. Orası bizim için kurtuluş bacanak. Aldığım maaşla İstanbul gibi yerde nasıl yaşardık biz? Pek bacınağım Mardin'e tayinle bu kadar sevindi ha? Ne yapsın zavallı? Ben İstanbul'dayım da ne oluyor? Evim yok, param yok, huzurum yok. Hiçbirinin olacağı konusunda umudum da yok. Emekli olunca alacağım ikramiye ancak o güne kadar yaptığım borçları karşılamaya yetecek. Üzme canını. Artık hükümet ev sorununa ince el attı. Başbakan pazar günü İstanbul'da bitmiş bir konut sitesini hizmete açacakmış. Kim söyledi? Gazete yazıyor. Ayrıca başbakan yakında herkesin bir konut sahibi olacağını söylüyor. Açılış töreni demek pazar günü. Başbakan İstanbul'da. Bu pazar başbakan İstanbul'da.